Normal gök olaylarıdırlar. Dünyaya göktaşları düşerler. Bunlara geceleri tanık olabiliriz. Yıldız kaydederiz. Hatta kimi inanışlara göre yıldız kaymasına, yani bir meteorun düşüşüne tanık olanlar yerine gelir düşüncesiyle dilek de tutarlar. Bazı meteorların düşüşü ise gösterişli olur. Norveç'te hafta sonu böylesine bir meteor olayı yaşandı. Gök olayı Norveç'in güneyinde meydana geldi. Hafta sonu cumartesi günü akşam saatlerinde düşen meteorun görüntüleri Norveç Meteor İzleme Ağı tarafından kaydedildi. Olayın iki açıdan kaydı var. Norveç'e düşen bu meteorun özelliği atmosfere girdikten sonra yanmasıyla oluşan parlaklığın çok fazla olması. Norveç'te yetkililer meteorun yerden 65 kilometre yukarıda yanarak parçalandığını belirttiler. Olayın bir meteor yağmuru sırasında meydana geldiği de belirtildi. İran'da başörtüsünü çıkarabilme özgürlüğü dolayısıyla bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de de başörtüsü konusu farklı bir açıdan gündemde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı genel kurula bu hafta sunulması planlanan başörtüsü teklifini değerlendirdi. Meclisin gündemine götürdüklerinde kimin samimi olacağının ortaya çıkacağını söyledi. İnşallah bugün yarın bir planlama yaparak meclisin gündemine taşıyacağız. Bakalım kim orada samimi? Başörtüsü ve aileyi anayasal güvenceye alan tasarı için artık geri sayım başladı. AK Parti anayasa değişikliği teklifini meclise sunmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçmişte yaşanan hukuk dışı uygulamaları hatırlattı. 20 yıl önce Türkiye'de başörtüsünün sorun olduğuna dikkat çekti. Bu alanda binlerce hane, binlerce kişi, sözüm ona, siyaset mühendislerinin, toplum mühendisliği üstlenmiş kimi zevatın, kimi kurumların travmasına maruz kalmıştı. Ne anayasada, ne yasalarımızda, mevzuatımızda bu alanda müdahaleyi haklı kılacak hiçbir norm yok, hukuksal hiçbir neden yoktu. Birçok gencimiz, insanımız eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakıldı. Millete ait eğitim kurumlarına girmeleri engellendi. Yazıcı, AK Parti sayesinde başörtüsünün Türkiye gündeminden çıktığını ifade etti. O tercihi doğrultusunda kamusal alanda ve özel hayatta istediği şekilde tercihini yaşama hakkına sahip olacağı bir ortama dönüştürdü. Dikleşmeden dik durarak, kararlı tutumla, metanetle, sabırla bu sorunu Türkiye'nin gündeminden çıkarttık. Yazıcı, genel kurula getirilmesi beklenen teklifle ilgili muhalefete seslendi. Destek çağrısı yaptı. Umuyoruz, bekliyoruz ki mecliste muhalefet partileri bu iki maddenin yasalaşmasından yana tercihlerini, oy haklarını kullanacaklar.